Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Askerler, tehditler bizi yıldıramaz. Geçtiğimiz günlerde Sansasyonel Turan Birliği adlı kapalı bir Telegram grubunda adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan Abdullah Çatlı'nın ismi de zikredilerek İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi binasının fotoğrafı, açık adres ve konum bilgileri paylaşılarak üye ve yöneticilere hedef gösterilmiş. Yine bu grup içerisinde İHAD Adana Şubesi'ne yönelik saldırıya ilişkin yazışmalar yapıldığına dair bilgiler de elde edilmiştir. Kurulduğu günden bugüne barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren İnsan Hakları Derneği'ne yönelik bu tehditleri ve saldırı girişimlerini kınadığımızı ve asla kabul etmediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Her ne şart altında olursa olsun, inatla, ısrarla ve kararlılıkla insan onuru ve evrensel değerleri canları pahasına savunan hak savunucularına sahip çıkmak tüm toplumsal kesimlerin insani ve vicdani sorumluluğudur. Hiçbir kurumdan bize yönelecek tehdit bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz. Mücadelemiz devam edecek. Biz İnsan Hakları Derneği olarak sizlerle dayanışma içinde olmaktan, sizlerden aldığımız destekle bu mücadeleyi yükseltmekten onur duyuyoruz. Aradan günler geçti ve Adana İHAD Şubesi'nin açık şekilde adresinin yöneticilerinin bir Telegram grubunda paylaşılarak tehdit edildiği bilgisi Adana Cumhuriyet Başsavcılığında, Adana Emniyetinde, Adana Valiliğinde olmasına rağmen eğer bugüne kadar bir şey yapılmamışsa o zaman adres bellidir. Açık şekilde ifade edelim. Bugünden sonra İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'ne, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'nin üye ve yöneticilerine yönelik herhangi bir saldırıda Adana Emniyeti, Adana Valiliği ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu. İnsan Hakları Derneği 38 yıldır mahalle ayrımı gözetmeksizin kime yönelik hak ihlali olursa olsun karşısında durur. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nin kendisinin serbest bırakılması için yoğun bir mücadele verdiği Abdülkadir Kuday katledildi, öldürüldü. Kimse ağır hasta tutsak Abdülkadir Kuday öldü demesin. Adeta göz göre göre katledildi. İşte İnsan Hakları Derneği'ni bugün tehdit eden zihniyet ile Abdülkadir Kuday'ı katleden zihniyet aynı zihniyettir.